Merhabalar, kolay bir pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, bir o kadar da lezzetli fırında ıspanaklı patates graten tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle 5 adet patatesimi yıkadım, kabuğunu soydum. Böyle elimden geldiğince bıçak yardımıyla ince ince doğruyorum. Aslında aparatım vardı ama bu şekilde elle doğramak gerçekten daha bir kolayıma geldi. Doğramış olduğum patateslerin üzerine azıcık biraz tuz ilave ettim. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra borcamın içerisine alacağım. Ben böyle yuvarlak bir borcam kullandım. Borcamın içerisine birazcık zeytinyağı ilave ettim. Şöyle her yerine gelmesini sağlıyorum. Daha sonrasında doğramış olduğum patatesleri içerisine alıyorum. Patatesleri önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında böyle bir yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Patatesler fırında pişerken ben de hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Şöyle tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Bir adet büyük boy doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Bir adet doğramış olduğum kapya biberi ilave ettim. 2 diş sarımsağım vardı, doğradım içerisine. Bunları şimdi önce biraz soteliyorum. İsterseniz bunun içerisine biraz kıyma falan da ilave ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama inanın bu şekilde o kadar lezzetli oldu ki mutlaka böyle sade bir şekilde deneyin. Şimdi soğan ve kapya biber iyice sotelendikten sonra içerisine böyle 250-300 gram kadar ıspanağı içerisine ilave ediyorum. Ispanağım küçük yapraklıydı arkadaşlar. O yüzden doğrama gereği duymadım. İyice yıkadıktan sonra içerisine koydum ve bu şekilde zaten birkaç dakika içerisinde baya ıspanak sönüyor. Şimdi içerisine tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve toz biber ilave ettim. Dilerseniz daha istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum artık. Sosu için 2 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şöyle sıvı krema ilave ettim. Biraz da tuz ilave edip iyice karıştırıyorum. Bu arada patateslerimiz bayağı güzel kızardı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle fırından almak istiyorum. Fırından çıkardım. Üzerine hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcı ilave edip her yerine gelecek şekilde patateslerin üzerine yayıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz ve videomu ilk siz izlemiş olursunuz. Şimdi hazırlamış olduğum sosu üzerine gezdiriyorum. Eğer sıvı krema size ağır gelirse sade sütle de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Sütle birazcık daha hafif olacaktır. Ama ben kremayı gerçekten her yemekte çok seviyorum ve çok beğeniyorum tadını. O yüzden elimden gelince sürekli krema kullanıyorum ama süt de kullanabilirsiniz tabii ki. Sosu da tamamen döktükten sonra üzerine bolcana kaşar peyniri böyle serpiyorum. Kaşar peyniri zaten her tarife çok yakışıyor. Bu tarife de bir o kadar yakışıyor gerçekten. Mutlaka bu tarifi bu şekilde deneyin arkadaşlar. Ispanak sevmeyenler bile gerçekten bu tarifle ıspanağı seviyor. Mutlaka tarif defterlerinize kaydetmenizi istiyorum. Şimdi ben fırını hiçbir şekilde kapatmamıştım. Tekrardan önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Şöyle fırından da ne kadar güzel piştiğini, kızardığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum.
Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.